Arkadaşlar merhaba. Dediğim gibi bu hafta Kiko'nun test çekimlerini yapıyoruz. Test çekimlerini de kimle yapacağız demiştik? Yiğit'le demiştik. Peki Yiğit kimdir? Yiğit Güncan'dan isimli YouTube kanalının sahibidir. Bu arada Yiğit'im hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şimdi istersen direkt test çekimlerimize başlayalım. Bence hiç lafı uzatmadan direkt test çekimlerimize başlayalım. Evet arkadaşlar, tekrar karşınızdayız. Ne yapıyoruz dediğimiz gibi şu andaki çekimi GoPro'dan yapmıyoruz. Şu anda direkt birebir özellikle test açısından Kiko kamera çekimleriyle devam ediyoruz. Tabii bir yandan da ara sıra açı değiştiğinde fark edersiniz. Ara sıra GoPro'nun açılarına da geçeceğiz ve ekranın sağ alt köşesinde hangi kamera ile çekim yaptığımızı göreceksiniz. Yiğit, olay bu. Yani ne diyorsun sen bu kameraya abi? Vallahi ilk görünüş olarak benim çok hoşuma gitti. Ha, değişik. Ama yani kutu açılışını falan sen yaptın abi. İlk elini aldığında ne hissettin? Sana nasıl bir ilk elimi aldığında yani CJ'den sonra ilk elimi aldığımda hakikaten kaliteli bir malzemeyle karşılaştığımı düşündüm. Hani ismi şeyde de öteki videoda da bahsettiğim gibi çok dandik bir isim seçmişler. Yani Çince'de evet. Ne anlama geliyor bilmiyorum ya. Ay, Kiko. Ben araştırdım biraz Kiko ama bulamadım. Ben de bulamadım. Ben de baktım. Banggood'dan Bitcoin'lere evet. Falan baktım. Hatta şeyi bile bulamadım. Hani Kiko diye bir firma yok. Muhtemelen evet. Bunu dışarıya yaptırmışlar. Hani Xiaomi kendi başlı başına marka, CJ kendi başlı başına marka. Gerçi hepsi aynı yerden geliyor. Yani genelde bakarsanız içlerinde chipsetleri çok birbirlerinden farklı değil ama istersen bir bak, kutu değişik ya hakikaten. Evet, kutuyu şöyle bir açalım. Ben housing'ini çok beğendim açıkçası. Housing iyi. Evet, gerçekten uyumlu. Çok güzel. Aha, bir de evet. GoPro ile birebir uyumlu. Doğan görünüm şahin yapmışlar. Doğan görünüm şahine geçmişler adamlar. Yani şu şöyle vidalı falan olması gerçekten dış görünüş olarak gayet güzel, cezbedici. Yalıcı için gayet cezbedici. Kutunun içinde de ilginç şeyler var. Bayağı bir yüklü parça koymuşlar içine. Gerçi evet. CJ'de daha fazla parça vardı. Yani bunda CJ'de biraz daha evet. Kalite mi? Belli gerçi bu da 3M band kullanmış. Tabii 3M band yani kullanmışlar. Dandik de bir şey aha. Kullanmamış açıkçası. Parçalar güzel. Yani içindeki aksesuarlar yani yeterli. Aslında doldurmuşlar. Elde olanı bence birazcık doldurmuş. Yani 3 tane vida koymuş. Ne var ne yok. Biraz şundan da ekleyelim evet, falan. Biraz, yani bol gözüksün gibisinden. Lahmacun gibi olmuş. Bol malzemeyi lahmacuna çevirmişler. Yani gidon bağlantı aparatı zaten hepsinde var sanırım. Yani genelde Çin kameralarının hepsinde evet. SC'de onda da çıkmıştı. Yani genelde bunların hepsinden parça yani Çin kameralarında genelde bayağı bir parça veriyorlar yani. Evet. Ama içinde bir tane şey mercek silme şeyi koymuşlar evlere şenlik. Ya bildiğin abi şey damat pijamasından kesmişler onu. Yani daha çok onu da sileyim falan dedim ama mercek daha çok kirletir baksana. Bayağı. Kötü bir kumaş. Dandik hakikaten dandik. Yani gözlükten herhangi bir gözlükten isteseniz ben kendi gözlüklerimi yani. Silmem onu vallahi. Senin yani direkt kirletip üstüne böyle leke leke dalga dalga bırakır. Ben şu kullanım kılavuzunu çok merak ettim hı-hı. Aslında. Yani Kiko'yla aslında pek de bir alakası yok kullanım. Yani benim de dikkatimi çekti. Yani şey olarak bu belli ki fason olarak bastırılmış, evet. yaptırılmış. Ben yine konuşamadım. Yine kilitlendik. Ama şu hoşuma gitti İngilizce. İngilizce ama SG'de böyle bir şey yoktu yok, galiba. Yok yok, onda da vardı İngilizce. Onun içinde de İngilizce kullanım kılavuzu var mıydı? Vardı. Ya pardon, Xiaomi'lerde yok. Çünkü benim aldığım powerbank tamamen Çince çıkmıştı. Tamam, Xiaomi'lerde yok. Doğru. Şimdi Yi'yi bekliyoruz. Yi'yi bekliyoruz. Sen verdin değil mi siparişini? Evet, evet. Bir sonraki o zaman videoda Güncem'den yani YouTube kanalında Xiaomi incelisi gelecek arkadaşlar. Yine beraber gelecek. Yine beraber. Yine beraber. Biz gelecek. Kardeş kanal yaptık bu arada. Yani birçok videoda zaten bundan bayağı sonra Voltran beraber göreceksiniz bizi. Evet, bayağı bildiğiniz Voltran oluşturduk. Voltran'a muhtemelen herhalde yine üçüncü birini daha katarız yakında herhalde. Umarım inşallah. Değil mi? Ne kadar büyürsek bizim için o kadar daha iyi arkadaşlar. Sonuçta bisiklet camiası çok büyük bir camia değil. Yani bu özel bir hobi olduğu için çok katılımcı olmuyor. O yüzden biz bu konuda herkese açığız. Herkese beraber video çekme yanlısıyız. Ben bir de şeyi görüyorum. Hiçbir kamerada, hiçbir Çin kamerasında göğüs bandı
kafa bandı, el bandı. Yani şu elin üstünde hep de bağlı. Hep harici satıyorlar. Evet, hep harici satıyorlar. Ve fiyatları da gayet yüksek. Evet, evet. Yani mesela onun niye olduğunu ben de çözemedim. Göğüs bandları $20, $15, $18 genelde Banggood'da. eBay'de niyeyse daha pahalı. Gitti gidiyor da ucuz aslında. Ben valla göğüs bandını 24 liraya mı öyle bir şey aldım. AliExpress'te genelde çok ucuz oluyor bu tip şeyler. O Banggood'da, Geek Buying'de, ondan sonra Gearbest'te. Onlarda nedense biraz pahalı tutmuşlar. Herhalde kameralar kendileri yaptırttıkları için büyük ihtimalle yani aksesuardan mı kazanıyorlar, nasıl bir politika izliyorlar ben de çok anlayamadım açıkçası. Bu kameralar değil ama Xiaomi kesinlikle aksesuardan kazanmayı hedeflemiş bence. Tabii canım, o aşikar. Çünkü sadece housing'i çünkü kamera çıktıktan 3 ay sonra çıktı. Ya o da şey değil. Mesela ben şimdi Xiaomi şeyde de bisiklet forumunda da hatta sen de biliyorsun aynı anda yazıştık. Evet. Soru soranlar olmuş orada işte Xiaomi bir tık daha önde mi falan. Ya malzeme kalitesi olarak ben Xiaomi'yi elime alıp bakmadım. Ama gördüğüm kadarıyla yani Kiku'yu elime alıp baktığım için ve GoPro kullandığım için söylüyorum. Çok çok daha kaliteli olduğuna dair iddialı bir konuşma yapabilirim. Bunun yanında hangi bakımdan bir tık önde? Xiaomi 1080p'de 60 fps çekebiliyor. Ama şayet şey yapmayacaksınız, slow motion kameralar çekmeyeceksiniz. Çok da önemli değil. Onun haricinde senin dikkatini çeken, sen bir şey söylemiştin bana onunla ilgili. Chipset olarak Xiaomi GoPro ile aynı. Üstündeki chipseti aynı. O da Sony lens kullanıyor. Özellikle gece çekimlerinde çok çok iyi. Yani evet, neredeyse iyiymiş. GoPro'ya yaklaşıyor. Evet, iyiymiş, yaklaşıyormuş. Tek sıkıntısı ve en büyük sıkıntısı beyaz olanında cam, ayna, araba gibi şeylerde inanılmaz derecede patlıyor. Ve gecelerde böyle yakından ışık aldığı zaman üstü beyaz olduğu için kameranın yine patlıyor ve feci şekilde gren veriyor. Yani yeşil şeyler veriyor. Birçok kullanan hani bunu söylemiş. Yani gece çekimleri için yazmışlar. Gece çekimlerinde valla yani ortalama kamera tamam hani herkes GoPro alacak diye bir şey yok ama sanırım GoPro yine bayağı bir üstte kalıyor onlarda. Yani GoPro özellikle gece çekimi yapmak isteyen bir adamın hani biraz daha para biriktirip veya ikinci el bir GoPro alması ortalama işte CJ, Kiku veya Xiaomi gibi kameralardan daha uygun herhalde. Kesinlikle. Tamam ben de aynı. Ama spesifik bir amaç yoksa. Aynen. Yani bir amacın yok. Hani alayım kamera, böyle bisiklete binerken çekeyim, işte su kaydırağına gittik hani. Çekim yapalım, eğlence olsun. Yani bize de hatıra kalsın. Demek isteyenler için, diyenler için. Forumda vardı su kaydıranda zaten. su kaydıranda kıranlar falan vardı. Evet. Yani onlar için bence birebir bu tarz şeyler. Evet, evet. Yani ona çok şaşırdım. Mesela GoPro'nun kaç metreye kadar? 40 metre değil mi? Evet, 40 metre olması lazım. Xiaomi'ninki 60 metre. 20 60 dolarlık metre. Olanı 60 metre. Yani 60 metrede dalışta derinlik sarhoşluğu ama çok Çinliler, rahat yaşanabilecek mi? Çinliler şey. Kısa boylu adamlar. Yani kendi boylarına göre metre hesaplarını yapıyorlarsa orada yine aşağı yukarı 40 metreye geliyorlar. Sağları solları belli olmaz. Atıyorlar ama. Vallahi bilmiyorum ama bayağı kaliteli yapmışlar. Yani Xiaomi zaten şey diyorlar işte Çin'in Apple'ı falan diyorlar. Evet. Hatta zaten minimal tarzından da anlaşılıyor Xiaomi'nin aslında. Beyazlar. Ölçüleri daha ne durumda acaba? Ölçülerini merak ediyorum ben aslında. Çok yakın diye biliyorum. Bu arada yine... Kiku'dan küfür yiyeceğiz ha. Kiku'yu evet. İnceliyoruz. Xiaomi'yi övmeye başladık. Çok yakın diye biliyorum. Ben özellikle yeşilini sipariş ettim. Bakalım yeşil çok güzel ama benim de çok kesinlikle hoşuma gitti. Bu patlama, ışığın patlaması olduğunu duyduktan sonra bu kameralar ama birçoğunda var. Ben CJ'de de onu mesela, onu gerçi test edip yayınlamamıştım o kısmını da. Özellikle karanlık odadan balkona çıktığımda ışık direkt patlıyordu. Evet. Yani bir anda böyle ortalık şey gibi gökten nur yağıyor hesabı bembeyaz oluveriyordu. Sonra yine chipset devreye girip işlemcisi normale çeviriyordu ama çok şey değil yani. Ben çok memnun kalmamıştım. Ben Kiku'da o nasıl olacak onu çok merak ediyorum. Valla şu an çekiyor, ben de merak ediyorum. Yani şu anda aslında biz karanlık bir ortamda, gölgelik, etrafımız çok güneşli. Yani bu görüntülerde gerçekten görüntüler iyiyse bu kamera alınabilir mi? Bence alınabilir. Bu arada kamera kaç GB'a kadar kart destekliyor? 32 GB'a kadar kart destekliyor. 60 FPS'ten bahsettik. 60 FPS bunda da var ama 720 pikselde 60 FPS çekim yapabiliyor. Ama bu da çok slow motion kameralar, ama özür dilerim, videolar çekmeyeceksiniz. Çok da işinize yarayacak şeyler değil. Yani şahsen ben GoPro'yu işte alırken özellikle incelemiştim, lan 120 FPS çeksin işte şeyde VVH'da 240'a kadar çekiyor falan demiştim. Kaç defa slow motion yaptım? İlk aldığımda balonda su patlattım, videoların arasında yayınladım. Bir daha da yapmadım. Ha, yapar mıyım bilmiyorum. Hani bir yerden atlar mıyım, zıplar mıyım falan, ama çok önemli özellikler olmadığını düşünüyorum ben.
Ha bu arada şeyi eklemeyi unuttum. Bu kamera yani Kiku 1 saat 39 dakika aralıksız 1080p'de 30 fps'te çekim yapabiliyor. Bu çok güzel. Yani bayağı GoPro'dan daha üst. Evet, bu konuda GoPro'dan daha şey. Ve bir tane de ek bataryayla. Tabii yani bu arada peki şey var mı? Yani bittiği zaman yani disk doldu, hafıza doldu. Uyarı veriyor mu? Şu kadar yer kaldı diye uyarı veriyor mu? Uyarı vermedi. Uyarı vermediği gibi şöyle bir dezavantajı var bu kameranın. Onu da şarj ederken dikkatimi çekti. Şimdi normalde GoPro veya CJ'yi şarja taktığında normal şarja geçiyordu. Ama bu kamerada şöyle bir dezavantaj var. Şarja taktığın anda kamera açılıyor. Yani bu bunun en büyük handikapı. Onu da nerede fark ettim? Şarja taktım. 2 saat sonra gittiğimde şarj yoktu. Kamera çıktı. O anda uyandım şey. Yani şarja taktığınız anda kamerayı tekrar kapatmanız gerekiyor şarj edebilmesi için. Ama kısa sürede 1,5-2 saat içinde pilini şarj edebiliyor. Bir de 1050 miliamperlik bir pil kullanıyor. Çok yüksek değil açıkçası. Yani işte ortalama. Evet. Yani bu fiyatlara bu kamera nerelerde var? Sen de inceledin. Hangi sitelerde gördün sen? Geekbank'te gördük. Başka ben eBay'den aldım. eBay'de var. Bir de bu Banggood'da yok mesela. Banggood'da bir ara vardı. Banggood'da yanlış hatırlamıyorum. Bir ara vardı diye düşündüm. Ya da yok. Pardon, yok, pardon. Doğru söylüyorsun. Hiç yoktu. Şeyde vardı. Gearbest'te gördüm. Ha, Gearbest'te tamam, vardı. Orada gördüm aynen. Doğru. Ben eBay'den aldım. Ha bu arada videolarda video yorumlarda şeyle karşılaştım. İşte yurt dışı siteler hangisi güvenilir falan bilmem ne. Yurt dışı sitelerin genelde hepsi güvenilir. Ama Çin menşeili olanlarda müşteri hizmetleri ilgili olsa da bazen sorun çıkabiliyor. Mesela ben daha önce AliExpress'ten birkaç alışveriş yapmıştım. Paramı geri alamadım. Bu konuda en geçerli site eBay. Yani eBay'de bu customer care olayı yani müşteri koruma kuralları çok katı olduğu için satıcılar bu konuda çok dikkatler. Herhangi bir şekilde paranızın kalması gibi bir paranızın kalması gibi bir durum söz konusu olmuyor. Yani paranızı her şekilde geri alıyorsunuz. Aynı şey Banggood için de geçerli. Banggood'dan hiç alışveriş yapmadım. Evet, sen söylüyorsun sürekli. Ben evet Banggood'dan çok memnun kaldım. Hatta birçok şey yine işte Xiaomi'de oradan sipariş ettim. Mail attım. Ben böyle böyle sipariş edeceğim diye. Haberiniz olsun işte daha önce de yapmıştım bakın böyle sıkıntı yaşamıştım. İşte geç kargoya verilmişti falan. Hemen geri dönüş yapıyorlar. Bir kere o çok güzel. Yani günlerce bekletmiyorlar geri dönüşü. Çok iyi. Çok iyi. Hemen buyurun probleminiz nedir diye geri dönüş yapıyorlar. Ve Google Translate'den çevirip de şey yapmıyorlar. Cevap vermiyorlar. Mesela ben AliExpress'te onunla karşılaşmıştım. Çinceyi Google Translate'de yazmış ve bana evet, yabancı bir isim oluyor onlar. Aynen öyle. Şöyle bir şey geldi. İşte maçuço paçuço taçuço kargo bugün çaçuço. Yani hiçbir şey yok. Hani AliExpress'e mail atıyorsunuz. AliExpress'ten cevap yok falan. İşte şeyle irtibata geçin diyor. Benim satıcıyla benim irtibata geçin. Benim de başıma geldi o tip ama öyle olmadı. AliExpress'le hiç bir yok, daha... Ben de aynı şekilde. Şey, AliExpress'ten ben de parayı iki defa kaybedince orada evet. Bir daha AliExpress'ten alışveriş hiçbir şekilde yapmadım. Bir de bununla ilgili ne var? Şeyi soruyorlar genelde işte kredi kartı. Arkadaşlar genelde kredi kartı kullanmayın. Sanal kart oluşturun. Yani bunu ben özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Yapacağınız alışveriş kadar limit atayın. Bununla yapın yani Allah korusun yarın bir gün herhangi bir şey olduğu zaman çok fazla bir hak iddia edemezsiniz. Ama en azından sanal kart olduğu zaman sanal kartın belirlediğiniz limit kadar para kaybedersiniz ki o zaten süreli oluşturulduğu için herhangi bir risk altına girmiyorsunuz. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Demin söylediğine bir şeyler eklemek istiyorum abi. Sanal kart, şimdi herkes internet bankacılığı kullanmıyor olabilir. Evet. PayPal üzerinden ödeme çok rahat herkes yapabilir. Evet. Sadece PayPal'a giriyorsun. Kredi, gerçi PayPal çok ufak bir fee şeyi kredi kartı kod gönderiyor. Yok ödeme hayır içeri. Çok ufak bir şey kesiyor. Kesinti yapıyor. Evet, yani bir 0.24 dolar mı 0.25 dolar mı yani 25 sent 30 sent. Yani o riski almaya değmez. 1 liraya yakın bir şey. Kesinlikle o riski almaya değmez. Tamamen PayPal güvencesinde oluyorsun. Evet. Bir ekstra bir sıkıntı olursa direkt PayPal'la hani tabii PayPal bu arada Türkiye'de Türk Ekonomi Bankası ile bir seneden beri anlaşması var. Yani PayPal ile ilgili bir sıkıntı yaşandığında şu anda mesela Türk Ekonomi Bankası aracılığıyla da iletişime geçilebiliyor ve hemen geri dönüyorlar. Benim başıma geldiği için biliyorum hemen geri dönüyorlar. Bu arada son bir şey eklemek istiyorum arkadaşlar. Kameranın üzerinde AT8427 chipset var. Bu ne çok iyi ne çok kötü ortalamanın bir tık üstünde olan bir chipset. Çin malı değil Tayvan malı bu arada. Alpha Imaging diye bir firma. Alpha Imaging Technologies diye bir firma. Bir chipset. O yüzden bu görüntüler şayet şu an izlerken
beğendiyseniz bu kamerayı alabilirsiniz. Beğenmediyseniz hiçbir şekilde almayın derim. Ben de şu anda çünkü görmediğim için, Yiğit de görmediği için kameraları. Son olarak diyeceğim. Önce Yiğit'in kanalı güncemden.com YouTube'da güncemden diye arattığınızda çıkıyor. Abone olmayı unutmayın. Kardeş kanallarız. Benim kanalıma da abone olduğunuz için teşekkür ederim. Yine abone olursanız, yeni aboneyseniz mutlu edersiniz bizi. Şimdilik sağlıcakla kalın. Bir sonraki